Evet arkadaşlar, herkese iyi günler, herkese kolay gelsin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arka tarafta buzağlar var. Bugün buzağlarımızı Mera'da olduğunu görüntüleyeceğiz. Sizler için biraz hangarlıklardan Mera'da nasıl oluyor onlardan bahsedeceğiz. Alışma sürecinden bahsedeceğiz. Buzağlar hakkında bugün de bir video çekeceğiz. Herkese iyi seyirler. Abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, biraz rüzgar var da. Rüzgar sesi. Telefona ya mikrofon almamız lazım bu süreçte. Rüzgarı kesmek için. Şimdi buzağları ilk getirdiğimizde yavaş yavaş alıştırdık arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz otlamaya başlamış zaten küçükler. Şu biraz daha büyük. O yüzden artık otluyor yani. Güzel güzel otluyor. Rüzgarı arkamıza alalım da çekelim, otladığında görsün herkes. Bu yine bir montofon hayvanımız. Montofon melezi hayvanımız. İçinde simentel de var. Simenteli şöyle yaklaşık gösterelim. Şöyle bir gösterelim güzel bir açıyla. Yakından. Bunun anne montofon yine. Baba simentel. Önde bir simentel daha var. Akbaş simenteller. O şekilde arkadaşlar. Alışma süreci de arkadaşlar. Doğduktan 1-2 ay sonra 2 ay sonra falan dışarıya bırakıyoruz. Hani dışarıya bırakıyoruz dedim de ahırın ön tarafında küçük bir yer var. Oralara bırakıp alıştırıyoruz. Alışma süreci var. Ondan sonra zaten 3-4 aylık olduktan sonra bu hayvanlar yavaş yavaş ot koparmayı öğreniyor. Artık 5-6 ay olunca da ot diyor diyebiliriz. Bakın görüyorsunuz. Burada otluyorlar. Suları zaten yakın yine aynı şekilde. Sularını içiyorlar. Sularını içtikten sonra tekrar otluyorlar. Akşama da anaları Mera'dan dönünce sağım şeklinde devam ediyor. Hani sağım olduktan sonra da bunlar tabi analarını da emiyorlar. O da var, onu da söyleyelim de. Salma şeklinde emiyorlar. Biberonla değil. Mera'da şunu da söyleyelim arkadaşlar. Montofon güzel oluyor. Hani montofon hayvan güzel oluyor. Şu akbaş simenteller güzel oluyor. Eğer elinizde bulundurabilirseniz Şarole, Angus bu hayvanlar Mera'da daha güzel oluyor. Şu anda bizde yok. Ön tarafta bir Şarole melezi var ama elimizde Angus Şarole yok şu anda, ama daha önceki tecrübelerden de söylüyorum. Kurbanlık tanımızın içinde de Şarole melezi bir hayvan var. Hani simental niye söylemiyorsun gibi şeyler var. Simental de oluyor. Ama biz hani ben Mera'dan ottan yüksek kalite yararlanmak istiyorum diyenler için arkadaşlar, önerimiz Şarole ve Angus çeşididir. Tavsiyemiz o şekildedir. Yüksek randıman olduğu için, zaten Mera'dan çok bir süt beklemediğiniz için hayvanlara bu şekilde melezleme uygulayabilirsiniz. Örnek veriyorum, şu hayvan şimdi simental olduğu için aşağıdan da geliyor, bitiyor. Orada kalmış. Şey geliyor. Yavru. Anlat çoban. Aşağıdan oradan gözüktü. Yakınlaştırmadık da. O şekilde arkadaşlar, yani melezlemeyi o şekilde yaparsanız, hani yerli montofonlar olur böyle kırma, onlara ne yapabilirsiniz? Şarole, Angus melezleyip Mera'da yüksek verim alabilirsiniz. Bunları söyleyelim. Buzağlarımızın da otladığını gösterelim. Bunlar doğal ya. Doğal büyüyor, doğal yetişiyor, doğal kurbanlıklar oluşuyor. Biz tamamen bu Mera'yı kullanmaya çalışıyoruz.
arada dikkat ediyoruz aşılarına, iğnelerine falan filan diyelim. Hani bir de şunu söyleyelim. Yemlemeyi akşam yapıyoruz. Onu da söyleyelim. Hani tek buzağlara yem veriyor musun, vermiyor musun olayına da, ona da söyleyelim. Akşam yemini yiyor. Sabah yemiyor. Sabah çünkü yem yerse bunlar otlamayı bırakıyor. Otlamayı bırakmaması için ne yapıyoruz? Akşamları yem veriyoruz. Şimdi güzel iştahlı otu yiyorlar. Akşam da yemini yiyor, sütünü içiyor. Ondan sonra keyif yerinde. İşte çoban. Yat, otur, otur. Ben nereye, sen oraya. Bu arada arkadaşlar şu kekiyi de şöyle yakından çekeyim, göstereyim de izleyenler için. Şu şekilde. Al, gel kekik ya. Al. Çobanla alıştı bu da. Evet arkadaşlar, yani bu şekilde. Birazdan suya gelirler zaten bunlar da. Oradan devam ederiz. Siz de bu arada YouTube kanalımıza abone olun. Bir beğeni yapın. Bir yorum yapın. Destek çıkın. Daha güzel videolar gelsin. Tuzağların mesaisi doldu artık. Yavaş yavaş yerlerine geçsinler. Biz de o sırada ne yapacağız? Analarını getireceğiz. Ondan sonra sağım vakti diyeceğiz. Burada ne arıyorsun oğlum? Buradaki otu sen yeme. Hadi. Yürü. Geç bakayım hadi. Bak bana vuracak. Yürü lan. Şşş. Yürü. Sen de geç. Yürü hadi. Şşş. Karma karışık yerlere girmişsiniz. Evet arkadaşlar, çok yağmurdan dolayı ahır falan şekilde çamur oldu, bataklık oldu. Yarın burayı da temizleyeceğiz. Bugünlük buzağı videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi günler.